Herkese merhabalar. Bu hafta sizlerle birlikte bu görmüş olduğunuz 2022 model Honda Civic'i inceleyecek ve test sürüşüne çıkaracağız. 11. jenerasyon tamamen yenilenmiş kasasıyla karşımızda ve Honda Civic'leri 1973 yılından beri üretiyor. Günümüze kadar yaklaşık 12 milyon adet satılmış. Mükemmel bir piyasası olan bir araç. En büyük rakibine karşı bence bu yeni modeliyle büyük başarılar yakalayacak. Honda Civic'leri 4 farklı modelden satışa sunmakta Amerika'da. Başlangıç modelleri LX oluyor ve 21 bin dolardan başlıyor. 158 beygir gücünde ve atmosferik 2 litrelik motora sahip. İkinci modeli ise sport modeli. Yine birinci model gibi 158 beygir gücünde 2 litre atmosferik motora sahip. Üçüncü ve dördüncü modeller EX ve bir sonraki modeli Touring oluyor. Her ikisi de 180 beygir gücünde ve 1.5 litrelik turbocharj motora sahip. Honda Civic'ler kompakt bir araç ama yeni kasası hem daha uzun ve daha geniş. En büyük rakibine karşı, ki hepiniz yakından biliyorsunuz o rakibi, Toyota Corolla'ya karşı büyük bir avantaj sağlıyor. Özellikle aracın uzun olması daha rahat bir seyahat sunuyor ve araç aynı zamanda daha geniş. Sizleri çok fazla bekletmeden 11. nesil Honda Civic'i incelemesine geçmek istiyorum. Aracın incelemesine ön kısmından başlıyoruz. Farkına vardığınız ilk şey aracın daha geniş olduğu eski modeline göre. LED ön farları, far kısmı ise daha geniş eski modele göre ama yükseklik kısmı ise daha dar. İç kısım mat siyah ve hemen dış kısma da mat siyah kullanılmış. Bence çok güzel bir ayrıntı renklerin aynı olması. Alt kısma doğru geldiğinizde LED sis farı bulunuyor. Etrafı da yine mat siyah renk. Ön lip de çok güzel duruyor. Çizilmeleri göstermeyecek mat siyah renk. Fonksiyonel ventler. Hoşuma giden diğer bir özelliği ise bu kısımda krom renginin kullanılmaması, yine aracın rengiyle aynı. Çok hoş bir görüntüye sahip. Aracın incelemesine yan kısmından devam ediyoruz. Hancock 4 mevsim kore malı lastiklerle geliyor. Genişliği 215, yan cephesi ise 55'lik. Araçta 16, 17 ya da 18 inçlik jant opsiyonlarınız var. Bu araçta maalesef yok. Sadece plastik bir kapak, çift renkli. Hemen bu kısma doğru geldiğimizde dikiz aynasında çift renk. Üst kısmı aracın rengiyle aynı, alt kısım ise mat siyah. Bu da aracın ön tamponuyla çok uyumlu duruyor. Aracın yan kısmından devam ediyoruz. Ön lastikle arka lastik arasındaki mesafe uzatılmış. Araçta krom rengini gördüğünüz yer ise bu kısımdaki çerçeve. Bence araçta hiç sırıtmayacak şekilde durmuş. Yine camlar arasındaki bağlantılar ise mat siyah renk. Aracın zaten dikiz aynasının altı ve ön kısmıyla uyumlu renkler. Bence çok da sırıtmamış bu kısmı. Daha üst modellerini alırsanız eğer, ki Touring modeli oluyor, güzel bir sunroof'la da geliyor araç. Ve aracın arka kısmına geçiyoruz. Bu kısma çok güzel bir eğim verilmiş. Sanki böyle doğal bir spoiler'ı varmış gibi görünüyor. Hemen bu kısımda zaten ikonik krom renginde Honda logosu. Arka stoplar tamamen yenilendi. Çizgi şeklindeki stop farları ve sinyal farı da hemen aracın bu kısmında çok güzel duruyor. Alt kısma doğru geldiğinizde genelde görmeye alıştığınız mat siyah renkte ya da krom renginde olan arka tampon tamamen aracın rengiyle aynı ve egzozları bu kısımdan görmüyorsunuz. Sahte egzozlar koymak yerine birçok araçta olduğu gibi bence koymamaları çok daha güzel durmuş. Aracın anahtarı da tamamen yenilendi. Gördüğünüz gibi bu kısım parlak siyah renkte, orta kısımda Honda logosu. Bu kısımdan ise aracı kilitleme, açma, bagajı açma ve panik butonu bulunuyor. Sırada bir de bagaj hacmine bir göz atalım. Bagaj ağzı oldukça iyi. Rahatlıkla büyük eşyalarınızı koyabilirsiniz. Bagaj hacmi de inanılmaz büyük. Gördüğüm en büyük bagaj hacmine sahip sedan araçlardan biri. Bir de bu araç kompakt araç diye geçiyor ama bagaj hacmi bence çok büyük. Hemen alt kısımda da bir yedek lastiğiniz var. Kroki ile birlikte koymuşlar. İç kısmı gördüğünüz gibi kumaş. Gayet iyi. Keşke bir de bu kısma ışık koysalardı. Karanlıkta eşyalarınızı rahatlıkla görebilirdiniz. Sırada sevdiğim bölümlerden birine geçiyoruz. Arka koltukları deneme sırası. Bakalım sığabilecek miyim ve rahat mı? Girişi hiç fena değil. Gördüğünüz gibi dizim ile ön koltuk arasında iyi bir mesafe var. Tabii ki koltuk daha kısa boylu birisi için ayarlanmış. Ama daha uzun birisi otursa bile diz yönünden sorun yaşamayacaksınız. Ama maalesef 1.90 ve üstüyseniz gördüğünüz gibi bir parmaklık bir mesafe var tavan ile başım arasında. Rahat, konforlu bir
seyahat sunmayacaktır. Araçtaki eksiklikler hemen bu kısımda içeceklerinizi koyabileceğiniz bir yer yok, indirebileceğiniz. Arka kısımdakiler içeceğini hemen yan kısımdaki kapı üzerinde bulunan paket kısmına, depolama kısmına koyabilirler. Onu biraz daha geniş yapmışlar ve aynı zamanda arka kısımda oturanlar için klima venti yok maalesef. Hatta USB girişi de yok. Tabii rakibi Corolla'ya kıyasladığınızda o araçta da bunlardan birçok özellik bulunmuyor. Araçtaki diğer bir eksiklik ise hemen bu kısımda gördüğünüz gibi koltuk arkalarında depolama yeri yok maalesef. Bunun da eklenmiş olması büyük bir avantaj sağlardı. Yavaştan aracın iç kısmına doğru geçiyoruz. Gördüğünüz gibi kapı paneli de tamamen değişmiş. Üst modellerde bu kısım parlak oluyor ama bu arabada mat. Bence mat rengi daha iyi, çizilmeleri göstermeyecektir. Krom renginde kapı kulpu. Bu kısımda gördüğünüz gibi bu panel de tamamen yenilenmiş. İki kısım, dikiz aynalarının kontrolü ve cam açma kapama kontrol paneli. Bu kısımda yine gördüğünüz gibi küçük bir depolama yeri var. Hemen alt kısımda içeceğinizi koyabileceğiniz büyük bir depolama yeri. Hoparlör, arka bagajı açma düğmesi. Bu kısımlar kumaş, daha üst modellerinde deri oluyor. İç kısma doğru şöyle geçelim. Koltuklar kumaş, hiç fena durmuyor. Hemen bu kısımdan da manuel olarak koltuğu hareket ettirebiliyorsunuz. İsterseniz elektronik opsiyonları da var ve deri koltuk opsiyonları. Aracın iç kısmına otur oturmaz farkına vardınız. İlk şey gerçekten aracın dizaynının çok güzel olduğu. Bence yeni dizaynla rakiplerine karşı büyük avantaj sağlayacak Honda Civic'ler. 2021 modelini alacaklar varsa bence beklesinler 2022 modelini denemekte yarar var diyorum. Ve sırada aracın iç kısmına geçiyoruz. Gördüğünüz gibi direksiyonu oldukça güzel. Bu kısımlar parlak siyah renkte. 2 adet kontrol paneli var. Soldaki kontrol paneli orta kısımdaki dijital ekranı kontrol ediyor ve sağ kısım ise kruz kontrolü. Hemen sol kısma geldiğimizde klima fanı var. Çok güzel duruyor dizaynı. Bu kısımdan da parlaklığı ayarlayabiliyorsunuz. Alt kısımda da gördüğünüz gibi yol tutuşu kapatma düğmesi bulunuyor. Şöyle aracı bir çalıştıralım. Şuradaki push start'tan çalıştırabiliyorsunuz. Güzel bir ayrıntı, hemen kırmızı renge dönüşüyor. Honda'nın Formula 1 günlerindeki kırmızı rengi. Gördüğünüz gibi artık dijital ekrana sahip araç. Hemen sol kısımda bulunan kontrol panelinden değiştirebiliyorsunuz. Buradaki Home button'a tıkladığınızda şöyle ekranda göstereyim özelliklerini. Değiştirebilirsiniz. Buradan ekranı değiştiriyorsunuz. İstediğiniz özellikleri ekleyip çıkarabilirsiniz. Gördüğünüz gibi çıkarmak istediğiniz özellikleri üzerine basıyorsunuz. Ve isteğinize göre bu ekranı ayarlayabilirsiniz. Tekrar ana menüye geçelim. Bu kısımda da ayarlar bölümü var. Gördüğünüz gibi Vehicle Settings. Bu kısımdan da aşağı doğru şöyle geçelim. Gördüğünüz gibi birçok farklı şeyi buradan ayarlayabilirsiniz. Tekrar ana menüye geçelim. Buradan da Maintenance bölümü var. Buraya girdiğinizde de sizin yağ ömrünüzün ne kadar kaldığını, aracınızın yağ ömrünün ne kadar kaldığını gösteriyor. Tabii sizin yağ ömrünüz değil bu. Tekrar ana menüye geçelim. Buradan da kolaylıkla kimin emniyet kemerini bağlamadığını görüyorsunuz. Ki bu ben oluyorum şu anlık. Tabi aracı kullanmıyorum şu an. Tekrar şöyle diğer bölümlere de geçelim. Buradan da güvenlik ayarları. Speed and Time, hız ve zaman göstergesi. Gördüğünüz gibi bu ekranı ayarlayabiliyorsunuz. Orta kısımda da küçük bir dijital gösterge var. Hızınızı gösteren. Araç da çok yeni. 1300 mil kullanıldı bu araç. Hemen sağ kısımda da hız göstergesi yine duruyor. Şöyle orta kısma doğru geldiğimizde 7 inçlik bir ekran sizi bekliyor. Buradan menüler kısmına geçebilirsiniz. Daha üst modellerinde 9 inçlik ekran opsiyonu var. Ekran hem dokunmatik hem de isterseniz bu yan kısımlardan da tuşlardan kontrol edebiliyorsunuz. Hemen bu kısımdan da tuşlar var. Bunlardan da kontrol edebilirsiniz ekranı. Ve kısma verilmiş dizayn
Gerçekten çok çok hoşuma gitti. Şöyle arıların peteklerini andıran bir dizayn. Bu kısımlar ise parlak siyah renk. İç kısma klima fanı gizlenmiş. Bence çok güzel. Buradan da ayarlayabiliyorsunuz. Yukarı aşağı ya da sağa sola doğru. Panik butonu. Hemen bu kısımda da klima ayarları var. Burada hoşuma giden şey ise bu tuşların sesi. Ve dijital gösterge iç kısımda. Çok güzel duruyor. Alt kısma doğru geldiğinizde bir USB girişi var. Hemen bu kısımda da 12 voltluk şarj yeri. Üst modelde bu kısımda telefonunuzu wireless olarak şarj edebilirsiniz. CVT vites kolu. Gördüğünüz gibi bu kısımlar tamamen değişmiş. Çok güzel duruyor. Ve bu kısımlar parmak izini de belli etmiyor gördüğünüz gibi. 2 adet içeceklik yer var. Buradan da direkt eko sürüş moduna geçebilirsiniz. Gördüğünüz gibi şuradan sürüş modunu değiştirebilirsiniz. Hemen bu kısımdan da aracın otomatik çalışıp kapanmasını aktif hale de kapatabilirsiniz. Buradan da elektronik el freni bulunuyor. Kolu dinlendirme kısmı da kumaş. Oldukça rahat. Dikişler çok güzel duruyor. Şöyle açalım. Ve burada da küçük bir depolama yeri daha var. Öne ve arkaya doğru sadece iki kısımda hareket ettirebiliyorsunuz. Ama böyle kaydıramıyorsunuz maalesef. Şöyle iç kısma doğru baktığımızda gördüğünüz gibi çok geniş. Bence ideal bir ölçüde. Hemen bu kısımda da torpido yeri var. Torpidoyu da açalım şöyle. Gördüğünüz gibi bu kısımda gayet normal. Keşke bu kısma da bir ışık ekleselermiş. Bagajda da yok. Bu kısımda da yok maalesef. Tekrar ekran kısmına geçelim. Şu an telefonumu Apple CarPlay ile bağladım. Maalesef wireless olarak geçmiyor Apple CarPlay yeni Civic'lerde. Ekran çözünürlüğü oldukça iyi. Bu kısımdan menüye geçiyorsunuz. Farklı özellikleri buradan ayarlayabilirsiniz. Gördüğünüz gibi. Tekrar şöyle bir aracı geri vitesi alıp geri görüş kamerasına bakalım. Çözünürlüğü çok düşük maalesef. Bunu biraz geliştirebilirlerdi bence. Buradan da açılarını biraz değiştirebilirsiniz. Artık birçok araçta bu açı tuşları zaten bulunuyor. 2.0'lık atmosferik motorla geliyor. Benzin deposu 47 litre, şehir içi 7.9 litre yakıyor 100 kilometrede, şehir dışında ise 6.1 litre. Sıfırdan 100'e ise 8.5 saniye, bence hiç fena değil. Ağırlığı 1285 kilogram. Daha önce tanıttığım Toyota Supra'ya göre çok daha hafif bir araç. 4.6 metre uzunluğu, 1.8 metre genişliği, yükseklik ise 1.4 metre. Bence ideal bir aile aracı. Sırada bir de bu motoru gazlayıp bir de egzoz sesini dinleyelim. Aracın özelliklerinden yeterince bahsettik. Sırada yeni Honda Civic'i yola çıkarma sırası. Evet ve sırada sürüş kısmına geçiyoruz. 2022 model Honda Civic. Gerçekten aracın iç dizaynı 10. jenerasyona göre bence çok çok daha iyi. Honda bununla birlikte bir level atlamış diyebilirim. Ekran da çok iyi, 7 inçlik ama daha büyük ekran isteyenler üst model olan Touring'i seçebilirler ve böylelikle 9 inçlik ekranla geliyor. Ekranın hem dokunmatik hem de yandaki tuşlardan ayarlanabiliyor olması bence çok iyi bir özellik. Ve 10. jenerasyonda olmayan ve yeni jenerasyon, 11. jenerasyonda olan dijital gösterge bunu eklemekle zaten Corolla'ya göre biraz daha üst seviyeye çıktı. Zaten araç daha geniş. Çok rahat hissediyorsunuz kendinizi. Ve uzunluk yönünden de daha uzun bir araç 10. modeline göre, 10. seriye göre. Şimdi hızlanalım. Dediğim gibi 0'dan 100'e 8.5 saniye, tabi spor bir araç değil ama
bence ideal bir aile aracı. Yani kendi tecrübeme dayanarak Corolla ile karşılaştırdığınızda aracı, yani Honda Civic tercihim olur. İç dizaynı çok daha iyi, kullanılmış materyaller çok kaliteli duruyor. Zaten dijital gösterge ve Corolla'larda görünen ekrandan bence çok daha iyi görünen bir ekrana sahip Honda Civic. Araç çok rahat, deri koltuklar yok ama bu kumaş koltuklar da sizi rahatsız etmiyor. Tekrar bir hızlandıralım aracı. Gayet iyi. Yakıt deposu 47 litre. Benzin tüketimi de 7.9 litre şehir içi. Trafikli günlerde de kullansanız bence yakıt tüketimi yönünden iyi bir araç. Tasarruf yapmak isteyenler varsa 1.5 litrelik motoru tercih edebilirler. Kör noktanız da pek fazla yok zaten. Sedan araç. Kompakt sedan diye geçiyor ama zaten aracın daha geniş olması şimdi ve daha uzun olması bunu biraz daha Accord'a yaklaştırıyor diyebilirim. Çok sessiz bir araç. Hoşuma gitmeyen diğer bir özelliği ise motorun açılıp kapanıyor olması durmadan. Onu bir kapatalım. Yani benzin tasarrufu sağlıyor ama bilmiyorum, tercih meselesi. Benim çok da hoşuma gitmiyor. Yalıtım çok iyi yapılmış araçta. Pek de dışarıdan fazla gürültü aracın iç kısmına gelmiyor. Dijital göstergede hızınızı görebiliyorsunuz orta kısımda ve analog olarak hemen sağ kısımda da mevcut. Gayet rahat, ekonomik bir araç. Kendi nacizane fikrim, 2022 modeli bence çok çok daha güzel duruyor. Hem dış dizaynı yönünden hem iç kısmı yönünden, kullanılmış materyaller yönünden 2021'lere göre bence çok daha kaliteli. Eğer şu an bir Honda Civic almak istiyorsanız bence 2022 modelinin piyasaya çıkmasını bekleyebilirsiniz Türkiye'de. Yanlış bir karar vermiş olmazsınız gerçekten. İç kısmının dizaynı, performansı, benzin tüketimi ve dizaynı yönünden çok çok iyi 10. jenerasyona göre bence. Her videoda söylediğim gibi daha çok sizin istediğiniz araçları çekmeye çalışıyorum. Eğer istediğiniz araçlar varsa aşağıdaki yorumlar kısmına yazabilirsiniz. En erken zamanda o araçları çekmeye çalışacağım. Sizin tercih ettiğiniz araçları daha çok kullanmak istiyorum ve videosunu çekmek. Çünkü böylelikle benim için de farklı bir tecrübe oluyor ve sizler için de istediğiniz aracı görme fırsatı sunabiliyorsam ne mutlu bana. Sırada aracı tekrar otobanda bir hızlandıralım. Hızlanması hiç fena değil otobanda. Benim için mükemmel bir tecrübeydi. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Görmek istediğiniz araçları aşağıdaki yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Ve videoyu beğenmiş iseniz beğenme tuşuna basmayı pas geçmeyin. Ve gelecekteki videoları kaçırmamak için kanala abone olmayı unutmayın. Haftaya görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın ve hoşça kalın.